Merhaba değerli seyirciler. Merhaba değerli izleyiciler. Değerli izleyiciler, bugün çok önemli iki olay var. Bu olayların bir tanesi eski, bir tanesi yeni bir olay. Ve bütün bu olayların temelinde yatan gene şahsım devleti veya şahıs devleti yapısı. Bakın ne oluyor? Önce genel yapıyı söyleyeyim. Üçüncü bir olay daha var ama onu bağlarken açış konuşmamı söyleyeceğim. Şöyle bir şey oluyor şahsım devletinde veya şahıs devletinde. Aslında bunu şimdi söyleyince hemen herkes hatırlayacak, herkes görecek. Tarihte şahıs devletleri, devlet benim diyen şahıslar, 14. Louis, Güneş, Kral filan. Yani gidiyor da parlamentoya bir işte karar, savaşla ilgili bir karar alınacak. Parlamento işte devlet mevlet diyor. Avcı kıyafetiyle gitmiş, elinde de kırbaç. Devlet benim diyor. Yani öyle o devlet benim lafı yani öyle durup dururken filan söylenmiş bir laf değil. Fransa'da parlamentoya karşı söylenmiş bir laf yani filan. Şimdi buralara baktığınızda aslında uzaklara Fransa'ya falan da gitmeye gerek yok. Osmanlı'ya baktığınızda, padişahlara baktığınızda görüyorsunuz. Yani böyle işte o gelsin, bu gitsin. Hep klasik örnek veriyorum, gene onu tekrarlayayım. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, emrinde yüz binlerce asker, Viyana'nın kapılarında vesaire böyle sadr-ı azam, yani şey, mühür onda, yani mühür dediğimiz iktidarın mühürü onda. Viyana kuşatması başarısız olunca iki tane çavuş geliyor. Bir tanesi ona bir kağıt uzatıyor böyle bir şey. Bostancıbaşı. Evet, böyle bir şey. Öpüp başına koyuyor, padişahın fermanı açıyor, okuyor. Kellesini uzatıyor. İki rekat namaz kılıyor. Kılıyor ve kellesini uzatıyor. Şahsım devleti, şahıs devleti böyle bir şey. Bu iyi veya kötü olarak anlatmıyorum bunu. Yani o Viyana kuşatması neydi, galip gelinseydi ne olurdu, ne olmazdı filan. Yani onlar ayrı, üstelik de çok ilginç hikayelerdir. Fakat bir şahsın, yani bu şahıs padişah olabilir, imparator olabilir, şah, şeyin şah veya işte Güney Amerika'da veya Türkiye Cumhuriyetler'de görülen veya şimdi Türkiye'de de yaşadığımız böyle seçilmiş gibi görünen ama bütün yetkileri elinde toplayan, yasama, yürütme, yargı farklılığını kabul etmeyen filan bir devlet yapısıdır. Şimdi buralarda İki şey oluyor değerli izleyiciler veya iki buçuk şey oluyor. Buçuk şeyi sonunda söyleyeceğim. Birincisi bu şahıs devletinde hiçbir kural, hiçbir ilke, hiçbir yasa, hiçbir anayasa hükmü filan geçerli olmuyor. Tamamen her şey şahsın iradesine, isteğine, belki kızgınlığına o sırada yahut sevgisine. Yani hepimiz insanız. Devletin başında oturan kişi de katiyen bugünkünü kastederek söylemiyorum. Yani hep bir insanı kastederek söylüyorum. Duyguları var, efendim sevdikleri var, sevmedikleri var efendim filan. Böyle bir şahsa bağlı bir yapı. Şimdi bu yapı hiçbir şey tanımıyor. Yargı da tanımıyor, yargı da tanımıyor, yasa da tanımıyor vesaire. Dolayısıyla o ülkede olup biten her şey o şahsın kararlarına, algısına nasıl algılıyor? Çünkü bir de makam mansıp dağıtıyor, kaynak tahsis ediyor. Biliyorsunuz siyaset kaynak tahsisi meselesidir. Onu en iyi sevgili Yanardağ bilir. Siyasetin esası ülke ulusal gelirini, milli gelirini dağıtma sanatıdır. Siyasetin başka bir amacı yok. O milli geliri dağıtırken kimisine işte iltimas yapıyor, kimisine kötülük yapıyor filan. Şahıs devleti böyle bir şey. Şimdi bunu eğer siz görmezden gelip de o şahıs devletinde kullanılan araçlara, kişilere, kurumlara bakarsanız yanılırsınız. Türkiye'de bir kesin olarak bu yaşanıyor. Şimdi bunu anlatmaya çalışarak başladım. Yani söylediğim şey şu, değerli izleyicilerim, Türkiye'de şu anda ne olup bitiyorsa, neden şikayetiniz varsa hepsi o şahıs devleti veya şahsım devleti
den kaynaklanıyor. Dolayısıyla buradan şimdi iki açılım yapacağım. Bütün şahıs devletlerinde, şahsım devletlerinde o şahıslara destek veren kişiler ve kurumlar ortaya çıkar. Bizim burada birkaç gündür tartıştığımız, benim de çok katıldığım bir tarikatlar meselesi var. Tarikatlar Türkiye'de iki şey yapıyorlar, dikkati çeken. Bir, eğitim yapıyorlar ve eğitim yaparken çocuklarımızın hırzlarına falan tasallut ediyorlar, hırzlarına geçiyorlar. Ama eğitim de yapıyorlar, beyinlerini de yıkıyor. Yani eğitimde iki şeyi birden yapıyor. Hem çocukların beynini yıkıyor hem de hırzına geçiyor. İki, eğitimin yanında bir de şimdi son çıktı ki gene bir tarikat liderinin ifadesinden anlıyoruz onu, silahlanıyorlar. Yani hem Cumhuriyet'in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in genel ilkelerine aykırı eğitim yapıyorlar, hem çocukların ırzlarına geçiyorlar, hem de silahlanıyorlar. Bu son derece tehlikeli bir şey. Peki bunun sorumlusu kim? Kim o tarikatları bu noktaya getiriyor? Kim bir tarikat cemaat tırnak içerisinde cemaat yapısına sahip olduğunu iddia eden tarikat değilim deyip aklanan bir grubu askeri darbe yapacak güce kim yetiştirdi, eriştirdi? O devlet işte, o şahıs devleti, o şahsım devleti, o yapı. O yapıyı sanki kendisi yapmamış gibi o tarikatı, o cemaati teröristlikle suçlayıp bertaraf ettikten sonra ondan doğan boşluğu kim dolduruyor? Neyle dolduruyor? Gene tarikatlarla, gene şahsım devleti dolduruyor. İşte şu bakanlıkta bu tarikat, bu bakanlıkta şu tarikat, üç tane bakanlık adı, üç farklı tarikat konuşuluyor. Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı. Felaket bir şey. Hele hele yani Milli Eğitim ile Adalet Bakanlığı'nın tarikatların eline verilmesi resmi şeylerle elinde. Milli Eğitim resmi anlaşmalar yapıyor. Adaleti ben söylemiyorum, kendileri söylüyorlar aralarındaki kavgadan dolayı filan. Şimdi bunların hepsinin başında o şahıs devleti, şahsım devleti yatıyor. Birinci söylemek istediğim şey bu, şahıs devletinin sakıncası olarak. Ne oluyorsa oradan oluyor. İkincisi daha önemli. Şahıs devleti olduğu için demin Mercifonlu Kara Mustafa Paşa örneğini onun için verdim. Herkes o şahsın gözüne girmeye çalışıyor. Çünkü makamları dağıtan, paraları dağıtan, tahsisleri yapan, yoktan var eden o şahıs. Dolayısıyla 2-3 yıl evvel benim ağzıma alamayacağım hakaretler eden kişileri alıyor mesela, çok önemli bir bakanlığa getiriyor ve o kişi bütün o söylediklerini alıyor, yutuyor, yalıyor, yok ediyor kendi kişiliğini de ve en aşırı taraftar oluyor. Şimdi bu bir devlet için, hele hele Türkiye Cumhuriyeti gibi böyle gelişme hızını ayarlamaya çalışan bir devlet için çok sakıncalı. Çünkü aşırılık getiriyor. Şimdi o zaman ya o şahıs devletinin başında oturan ve şahsım diyen devlete kişinin gözüne girmek için arada saray entrikaları gibi işte damatlar bir yanda, bilmem ne bakanı bir yanda, öbür tarafta bilmem ailenin gelini, kızı, oğlu her neyse filan, bu tarihte görülen bir şey. Birisi bir şey yapıyor, öbürü daha ileri gidiyor. Bugün yaşanan İçişleri Bakanı'nın akıl almaz bir biçimde şahıs devletini bile berhava eden, şahıs devletini bile inkar eden bir biçimde Anayasa Mahkemesi'ne, Anayasa Mahkemesi'nin başkanına çatması budur. Ya o aşırılık yarışında acaba kim daha çok göze girecek, kim daha çok şey yapacak, prim yapacak filan, başka bir anlam veremiyorum. Çünkü karşımızda bir hepimizin güvenliğinden, canından, malından sorumlu birisi var. Can, mal güvenliğin yok diyor Anayasa Mahkemesi Başkanı'na şehirler arası yolda şey kaldırdın diye, gösteri yürüyüşü kısıtlamasını kaldırdın diyor. Ya anayasada hüküm var. Herkes önceden haber vermeden gösteri yapabilir. Şimdi bu da tek kişi, şahıs yönetim veya şahsım devletinin sonuçları. Birisi tarikatlar olayı, tarikatlardan daha önemlisi siyasal iktidar ve onun tercihleri. 15 Temmuz'u unutmayın. Öbürü kim daha çok göze girecek? Aşırılık. Aşırılık o şahsı evet, mahvediyor. Mahvediyor. Buçukuncu da şu,
Tabii ondan sonra kuzu postuna bürünmüş kurtlar etrafta ne kadar dürüst, düzgün haber vermeye çalışan, doğru dürüst analiz yapan insanlar varsa onlara saldırıp onları yıpratmaya çalışıyorlar. Böylece kendi konumlarını belirliyorlar. Yani bir takım destekçiler şahıs devletinde o şahsa ne kadar yakın olduklarını anlatmak için muhaliflere, dürüst habercilik yapanlara, dürüst yorum yapanlara saldırıyorlar ki ha bak işte bu da aferin benden filan densin diye. Şimdi bunun kurbanlarından kurbanları var. Biraz evvel ana haber bülteninde söylendi. Uğur Dündar, Müjdat Gezen, işte Yılmaz Özdil gibi. Bir tanesi de şimdi benim karşımda oturuyor. Sevgili Merdan Yanardağ. Pek evet. Akıl almayan bir iddiayla. Çünkü Yanardağ'ın bir yazısı var. Yani yazıyı okuyorsunuz, iddialara bakıyorsunuz, tutmuyor. Yani ikisi uyuşmuyor ama böyle bir şey. Ne diyorsunuz? Yazı konusunda bilgi verelim hemen. Değerli seyirciler, ben her pazar günü Bir Gün gazetesinde köşe yazıyorum. Haftada bir olduğu için biraz genişçe bir yazı. Ama bir köşe yazısı formatında her pazar bir makalem yayınlanıyor. Sayın Emre Kongar ona işaret etti. Bu makalede bu hafta siyaset felsefesine ilişkin bir yazı yazdım. Esas olarak da aslında bir dünyada ve Türkiye'de gericiliğin, faşizmin kitle temelini oluşturan insanların niteliğine dair bir değerlendirmeydi. Ve bir takım sol romantik anlayışları da eleştirdim. Yani hatta biraz sol çevrelerden de bizim tepki gelebilecek. Yani işte yoksul, işçi, emekçi adını duyduğu zaman akan suların durduğu bir kültürden geliyoruz biz. Bunun böyle olmadığını, yani bizim kusurumuz bu, varsın kusur olsun, varsın kusur kalsın diye de tamamladım. Yazı bambaşka bir şey anlatıyor, bambaşka bir şey anlatıyor. Şuraya vardım ben. Şimdi tarikatlerin, Türkiye'de siyasal İslamcıların kitle temeli de ağırlıklı olarak yoksullardan, garibanlardan, sistemin dışına itilmiş kesimlerden oluşuyor. Fakat bunun böyle olması demek onlara ne meşruiyet ne haklılık kazandırıyor. Tam tersine onların yıkıcılıklarını artıran bir etki yapıyor. Dünyada da bunun örnekleri var. Hitler'in kitle tabanını oluşturan aslında siyaset terminolojisinin bir kavramıyla söylersek, bir Fransızca kökenli bir kavram, deklase kesimlerdir. Yani herhangi bir sınıfa ait olmayan, daha çok lümpen proletaryada denilen, yani düzenli bir iş olmayan, düzenli bir gelir olmayan, bir gelecek umudu olmayan, kaybedecek bir şey olmayan kesimlerdir bunlar. Peron da. Tabii. Peron da öyle. Evet. Bu kesimler bazen halkçı, popülist örgüt şeyler de yapılar da. Evet, Peron'da ama da Peron da faşist değildir. Halkçıdır. Bir üçüncü dünya halkçı, bir ikinci dünya, üçüncü dünya liderlerinden biridir Arjantin'de. İtalya'da da öyledir. İtalya'da da Mussolini. Ve bunlar o nedenle aşağıdan yukarıya seçimlerle iktidara gelmişlerdir. Ben Türkiye'deki İslamcı hareketlerinde yapısını değerlendirdim. Kendileri yöneten İslamcı oligarşi alabildiğine zenginleşirken, onlara destek veren kitleler alabildiğine yoksullaşır ama onları din ve Allah'la aldatmaya devam ederler. Şimdi bunu anlattığımız bir yazı ve orada kullandığım kavramlar var. Şimdi bir silahlanma yarışı var. Silahlanma çabası var. Artık tarikat liderleri televizyon ekranlarından ya 2000 tane tarikat, 2000 tane dernek, selefiler silahlanıyor, iç savaşa hazırlanıyor diyor. Dedi mi? Dedi. Ben de toplumu ve yetkilileri uyardım. Böyle bir silahlanma var. Çünkü sokağa hakim olanlar ülkeye de hakim olurlar realitesinden veyahut gerçeğinden veyahut görüşünden hareketle bunu yapıyorlar. Buna dikkatli olmak gerekir. Çünkü bunlar kendilerini iktidar tarafından korunan güçler olarak da görüyorlar. Kendilerini öyle görüyorlar, öyle değerlendiriyorlar. Buna işaret eden, buraya dikkat çeken, bunu eleştiren ve yaratıcı yıkıcılık diye de bir kavramı kullandığım, felsefi bir kavramı kullandığım bir yazıydı bu. Yaratıcı yıkıcılık aynı zamanda yaratıcı kuruculuk demektir. Örneğin Mustafa Kemal Atatürk yaratıcı bir yıkıcılık. Yani nedir? Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkmış, yerine daha gelişkin, daha modern bir ulus devlet, çağa uygun bir ulus devlet kurmuştur. İşte yaratıcı yıkıcılık odur. Devrimcilere, devrimlere özgü bir şeydir. Ben Türkiye'nin ikinci bir yaratıcı yıkıcılığa ihtiyacının olduğunu söylerken, Cumhuriyeti kendi temelleri üzerinde yeniden inşa etmek gerektiğini işaret ettim.
Ve onu da belirttim bir cümle sonra. Şimdi Aydınlık Gazetesi almış bunu, çarpıtmış, işte sokağa çağırıyor bilmem, işte bir kaos yaratacaklar. Bu batıcı bir muhalefet anlayışıdır. Rand Corporation'a kadar gider bir Amerikan think tank kuruluşu. Bizim hayatımız Amerikan emperyalizmine karşı mücadeleyle geçti. Fakat Aydınlık ve Vatan Partisi'nin şöyle bir arızası var. Geçmişte liberal yetmez ama evetçiler vardı. Bugün ulusalcı yetmez ama evetçiler var. AKP iktidarına verdikleri desteğin üzerini yeşil bir şalla örtmeye kalkıyorlar. Olay bundan ibaret. Olay bundan ibaret. Yani şimdi insan şaşırıyor ve üzülüyor. Siz Ergenekon kumpasına ve Fethullahçı çeteye karşı cezaevlerinde esaslı bir mücadele vereceksiniz ki verdiler. Bunu kabul etmek gerekiyor. Hakkını teslim etmek gerekiyor. Ama ondan sonra geleceksiniz. Onun ortağı olan, onun yolunu açan, Fethullahçı çetenin devleti, adliyeyi, polisi ele geçirmesini sağlayan AKP iktidarına gözü kapalı destek vereceksiniz. Niye? Onun milli ve yerli bir güç olduğunu zannedeceksiniz. Ya Cumhuriyeti ve Cumhuriyet'in değerlerine karşı savaş, mücadele etmeye, savaşmaya and içmiş bir siyasi kadrodan söz ediyoruz. Türkiye'de yerli ve milli olmayan bir parti varsa o da AKP'dir esas olarak. Şimdi dolayısıyla hocam ben çok ciddiye almadım. Her iki yazının da linkini verdim. İnsanlar benim yazımı da onların eleştiri yazısında okurlar. Ama esas olarak Tele1'e yönelik saldırıların bir başka anlamı var. Her zaman belirttik. Tele1 oyun bozuyor. Tele1 onların kontrol edemediği bir medya kuruluşu. Şimdi hemen gündeme dönersem hocam çok uzatmadan, çünkü uzatılacak kadar kıymetli bir durum değil. Kaldı ki nihayetinde bir eleştiri, nihayetinde bir yanlış da olsa ama hedef gösteren bir şey. Mesela ben orada kimseye adını vererek diktatör demedim. Sadece şunu söyledim, diktatörler kitleler tarafından destekleniyor diye meşru sayılmazlar dünyanın hiçbir ülkesinde. Buna itiraz edecek kimse var mı? Oradan hemen soru çıkartmışlar, Erdoğan'a diktatör dedi diye. Hemen ara başlık koymuşlar. Bir çarpıtma da var, bir ihbar, bir ispiyon çabası var. Fakat yazıdan bu sonuç çıkmaz. Bir dakika, yani, gündeme geçmeden ben bu konuda bir cümle hocam söyleyeceğim. Hocam çok da uzatmaya değmez. Bir cümle söyleyeceğim, evet, şu. Şimdi değerli izleyiciler, ben yazıları çok dikkatle okuduğum için, her ikisini de çok dikkatle okudum. Maalesef çok yanlış bir şey yapmış Aydınlık. Yazı ortada. Yani evet, bu bir böyle cımbızla alınmış bir televizyon konuşması falan değil. Yazıyı okuduğunuz zaman yapılan iddiayla yazıda söylenenlerin veya yazılanların ilişkisi olmadığını görüyorsunuz. Onun için yani iki yazıyı da okuyun, hem güzel ufkunuz açılır, çok güzel olur. Aydınlık da bir eleştiri çizgisinde bir şeyler yapıyor ihbar dışında. Biraz da bir şeyler, yani Merdan Bey'in yazdığı yazıda o yapılacak eleştiriye temel teşkil eden hiçbir şey yok. Yok. Üstelik çok doğru bir şey var. Her yoksul ve ezilen hareketi demokrat hareket değildir. Aynen Osmanlı'daki şeriat isteriz ayaklanmaları gibi. Tabii. Bunu anlattık. Bu siyaset felsefesine ilişkin bir tartışma, bir felsefi bir yazı. Zannediyorum bu yazının kapsamını ve derinliğini kavrayamamış arkadaşlar. Fakat geleneksel bir tutuma yeniden dönmüşler ve ihbar, ispiyon gibi. Bugün bir basın toplantısında da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısına sordular. Sanki benim yazımdan o sorumluymuş gibi. Yani çok tuhaf. Oğuz Kağan Salıcı'ya, Oğuz Bey'e sordular. Oğuz Bey de ben yazıyı okumadım, bilmiyorum ne olduğunu zannetmiyorum dedi ve geçti. En doğrusu da bu. Yani işi buraya kadar tırmandırdılar. Yazık, ben Tele1'e yönelik iktidarın, gericilerin, iktidarın yeni yanaşması olan bazı gazeteci, yani gazetecilik yaptığını zanneden bazı soytarıların Tele1'e yönelik saldırılarına Aydınlık gibi bir gazetenin ve işte Vatan Partisi çevresinde katılmasını sadece üzüntüyle izledim. Bir önemi ve bir değeri yok benim açımdan. Evet, yazık. Onu da belirtmek isterim. Şimdi Süleyman Soylu'nun durumu, değerli seyirciler, o kadar önemli ki Süleyman Soylu Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı adeta azarladı. Azarladı. Şimdi öyle bir üslup ki, yani yasama, yürütme, yargı organları eğer birbirinden bağımsız iktidar erkleri ise, kuvvetler ayrılığı ilkesi varsa, sen isterse hadi bisikletinle makam arabası kullanma, eskort kullanma, koruma kullanma, gidebiliyorsan bisikletinle git makamına diye bir Anayasa Mahkemesi Başkanı'na, İçişleri Bakanı, İçişleri Bakanlığı yapan bir kişi, Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı böyle hitap edemez.
son derece yanlış. Son derece yanlış. Bir kahvede böyle konuşabilirsiniz. Kahvede bir rakibinizle. Sokakta tartıştığınız biriyle böyle konuşabilirsiniz. Bir vatandaş böyle konuşabilir. Ama asıl görevi, bırakın devletin üst düzey görevlilerini, diğer, yani İçişleri Bakanlığı sizin malınız mı ya? Şahsi personeliniz mi polis ve diğer kolluk güçleri? Böyle bir davranış, böyle bir üslup, böyle bir yaklaşım olmaz. Sebebi de şu. Biliyorsunuz hocam, Somalı madenciler Ankara'ya yürüdüler. Tabii. Yani şehirler arası yürüyüş yapmayı yasaklayan bir fiili karar var. Valilikler yasaklıyor. Her validen ayrı ayrı izin almanız lazım. İstanbul-Ankara yürüyüşü. Bu mantığa göre Ankara'dan İstanbul'a yaptığı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı'nın adalet yürüyüşünü yapmak mümkün değil artık. Sayın İçişleri Bakanı'na göre. Asıl amaç da bu zaten. Buna benzer büyük protesto eylemleri, sivil direniş eylemleri, demokratik eylemler, yani diğer bir ifadeyle bu anlayışa göre engellenmek isteniyor. Bunlar yasa dışı bir tutum gibi sunuluyor. Anayasa Mahkemesi aldığı kararla ve Anayasa Mahkemesi Başkanı da bunlar yasaklanamaz dedi. İnsanların anayasal demokratik hakları. Şimdi Sayın Soylu'nun buna ilişkin cevabına bakar mısınız? O zaman sen de korumasız git bakalım makamına. Eskortları, korumaları filan alma. Bisikletinle git bakalım. Bir de ben varım, hadi sen de git diyor. Ben ne Sayın Süleyman Soylu'ya böyle davranmasını tavsiye ederim, ne de herhangi bir üstelik de Türkiye'de yargı mimarisinin, yargı piramidinin en tepesindeki insana, yüksek yargı organının başkanına böyle hitap etmesi doğru değil. Yani hocam, devlette nezaket ortadan kalktı. Devlet dili ortadan kalktı. Evet. Yani bu Osmanlı'da bile böyle değildir. Sizin örneğini verdiğiniz Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Viyana'yı alamadı diye bir Bostancıbaşı'nın, ki Bostancıbaşı padişahların verdiği, ne diyelim, idam fermanlarının yerine getirilmesinden sorumludur. Götürüp bir ferman verip, onu öpüp başına koyup iki rekat namaz kıldıktan sonra başını cellata uzatması işinde bile o Bostancıbaşı bir sadrazam olan ve ordunun o anda başında olan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'ya hiçbir saygısızlık yapmaz. Hiçbir saygısızlık yapmaz. Dolayısıyla durum şu. Evet. Yani Osmanlı'dan gelen devlet geleneğini bile devlet dilini bile sürdüremediler. Bunun ben vahim olduğunu düşünüyorum. Tarikatlere ilişkin görüşüm biraz sonra söyleyeceğim hocam. Buyurun. Şimdi tabii bu da aynen demin söylediğim bu şahsım devleti veya şahıs devleti sendromundan kaynaklanıyor. Nedir? Şimdi siz çok iyi söylediniz. Esasında Soma işçilerin yürüyüşü yatıyor. Şimdi değerli izleyicilerimize olayın ne kadar vahim olduğunu anlatmak için o bir adım daha onun gerisinde olan olaya bakalım. Esasında bu hukuk devletine karşı bir tavır Sayın Süleyman Soylu'nun, İçişleri Bakanı'nın yaptığı. Yani Anayasa Mahkemesi'ne karşı olan bu tavır, olayın sürecine baktığınızda hukuk devletinin reddedilişi. Bu reddediş nedir? Bu da şahıs devletinin veya şahsım devletinin Anayasa Mahkemesi'ne veya anayasaya bakışıdır. Şimdi bir olayı hemen hatırlayalım. Sayın Yanardağ işaret etti. Soma işçilerin yürüyüşü. Soma işçilerin yürüyüşü durduruluyor o yasa maddesine. Hatta evet, dayalı olan eski bir yasa. Şeyin, AKP'nin çıkardığı yasa değil, daha önce çıkarılmış bir yasa. Buna dayanarak durduruluyor. İşçiler idare mahkemesine başvuruyorlar. Ve anayasaya aykırılığı da öne sürüyorlar. İdare mahkemesi bakıyor. Hakikaten ya bu şey haklı, maden işçilerinin isteği. Yani bir anayasal hak. Önceden haber vermeden her türlü gösteri ve ifade yürüyüşü yapılabilir. Yani hem de şehirler arası yol. Ya yani bir de geniş, meniş, rahat. Ve bunu Anayasa Mahkemesi'ne... Yol kenarından yürüyorlar, trafiği engellemiyorlar. Evet, tabii. En uygun yer. Trafik güvenliği tehlike belki yapmıyorlar, de, evet. Gece yürümüyorlar. Aynen. Belki de en uygun yer şehirler arası. Tabii. Yani medya geliyor, çekim yapıyor, bilmem ne yapıyor, trafik akmaya devam ediyor filan. Şimdi yargıçlar, yani mahkeme karar veriyor. Hakikaten diyor, bunu Anayasa Mahkemesi'ne yollayalım. Ya burada bir terslik var diyor. Anayasa Mahkemesi de önüne gelen bu davaya bakıyor ve haklı olarak
Anayasayı korumakla yükümlü ya. Zaten yani kese kese kuşa çevirdiler Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerini. Yani çok daha geniş yetkileri varken onları iyice budadılar. Ama yani şey en azından yani lafzına bakıyor, işte sürece bakıyor filan. Aykırıdır bu anayasaya dedi. Onun üzerine şahıs devleti zamanında güçleri yetiyorsa gelip yıksınlar dediği inşaatlar var. Saygı duymuyorum bu karara diyen bir şahıs devletinin lideri var. Daha ötesi Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayan bu şahıs devletinde o şahsın tavrına uygun olarak Anayasa Mahkemesi'nin herkesi bağlayan, bütün mahkemeleri özellikle bağlayan kararlarına uymayan yerel mahkemeler var. Yani bu bir hukuk devletine karşı olan bir tavrın dışa vurumudur. Ve demin bu programın başında anlattığım şahıs devleti sendromlarından, şahsım devleti sendromlarından birisidir. Evet hocam, çok haklısınız. Şimdi değerli seyirciler, bir süredir tarikatlerin ve tarikat yurtlarının çeşitli biçimlerde kamuoyunun gündemine geldiğini biliyorsunuz. Daha çok çocuk istismarıyla, cinsel istismarı yani tecavüz ve tacizle bunlar gündeme geldi ağırlıklı olarak, ama sadece mesele bu değil. Yani çocuklar orada tacize ve tecavüze uğramasalar bile ortada çok büyük bir sorun var. 4-6 yaş grubundaki çocuklar henüz gerçeklikle, gerçek dünyayla hayal dünyasını birbirinden ayırabilecek yaşta değildir. O nedenle o insanların beyinlerini o yaşta yıkamak, onların bütün hayatları boyunca gelişimlerinin önünü tıkamak ve formatlamak anlamına gelir. Doğru. Bir daha pozitif bir bilimle, akılcılıkla, pozitivizmle, yani pozitif bilimle daha doğru bir ifadeyle, pozitif bilimle tanışmaları, tanışsalar bile onunla sağlıklı bir ilişki kurmaları, modern değerlerle, çağdaşlıkla, bilimle, akılcılıkla sağlıklı bir ilişki kurmaları mümkün değildir. O bakımdan Cumhuriyet din eğitimini, yanlış alabilirler çünkü o dönemdeki din eğitimlerini. Çocukların belli bir yaş, yani o 8 yıllık zorunlu eğitimden sonra 12 yaşından itibaren almasını istedi. Nasıl bir akıldan korkulur ki bu? Nasıl bir akıldan korkulur ki bu? Çocukların yani aklı başında kendi tercihlerini yapabilecek bir yaşa geldikten sonra dini eğitim vermek yerine henüz gerçeklikle hayal dünyasını birbirinden ayıramayacakları yaştan itibaren onların beynini işgal etmek, onları ele geçirmek kaygısı nasıl bir akıl ve bilimden nasıl bir korkuya kapıldıklarını göstermesi bakımından çok önemli. Biz yurttaşlarımızın, biz çocuklarımızın dinini öğrenmelerine karşı değiliz. Hiçbir biçimde değiliz. Herkes istediği dine, istediği gibi inanmalı. İsterse inanmama hakkını kullanmalı. Hiç kimse hiçbir dine inanmaya zorlanamayacağı gibi inanmayanlar üzerinde de hiçbir baskı yapma hakkına sahip değildir. Laik devlet budur zaten. Şimdi 1 milyon çocuk, bu haberlere göre 1 milyon çocuk tarikatların elinde yasa dışı medreselere gidiyorlar. Ben merak ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde medrese serbest bırakıldı. İkili eğitim serbest bırakıldı da bizim haberimiz yok. İmam Hatip bile değil değerli seyirciler bunlar. İmam Hatip okulları bile değil. İmam Hatip ortaokullarına 4 yıldan sonra gidiyorsunuz. 5 yıl eskiden en azından ya. 8 yıla çıkartılmadan önce. Bilhassa yaptılar. 4 yıla indirdiler. Ve yine çocukların henüz daha çocukluk yaşında yakalamak için bunu yaptılar. Ne kadar derin bir güvensizliğe sahipsiniz. Bir insan kendi dinine, kendi inancına bu kadar güvensiz olabilir mi? İslam dini böyle bir din değil. Şimdi 1 milyon çocuk, ben hangi yasal statüye sahip olduklarını, bu kurs ya da neyse eğitim kurumlarının, medreselerin, kurs ya da medreselerin yasal bir dayanının olup olmadığını merak ediyorum. Nereden izin aldılar, ne yaptılar diye. O yaştaki çocuklara, şimdi 6 yaşındaki kız çocuğunun türbana, tesettüre sokulması kabul edilebilir gibi değil. Burada bir sorun var değerli seyirciler. Sayın Diyanet İşleri Başkanlığı, Sayın Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ve Sayın Türkiye Cumhuriyeti'nin iç işlerinden, mülki idareden sorumlu bütün yetkililer, burada bir sorun var. Tesettür
Bir kızın evlenebilir olma yaşına gelmesiyle birlikte artık yani cinsel bir kimlik kazandığının varsayıldığı bir yaştan sonra öngörülür. 6 yaşındaki bir kız çocuğunu cinsel bir obje diye görüp onu örtmek hangi akla, hangi mantığa, hangi vicdana sığar? Bu olmaz. Bu doğru değil. Kendi karar vereceği yaşa gelsin, istiyorsa kendisi kapansın, buna kimsenin söyleyebileceği hiçbir şey yok. Ve bu tartışmaların hocam bu ülkede nasıl başladığını biliyorsunuz. Üniversiteye gelmiş bir kız. Bilmez olur muyum? Üniversiteye gelmiş bir kız. Yani 18 yaşını bitirmiş, üniversiteye gelmiş birisi, bir kadın, bir genç kadın kendi kararını kendi verir dendi. Evet, zaten 70'li yıllarda üniversitelerde türban yasağı yoktu bunu. 12 Eylül'den sonra icat ettiler. Yoktu böyle bir yasak. Böyle bir kavga da yoktu. Türban her, sözünü, türban sözünü İhsan Doğramacı icat etti. Tabii. İcat. Hem, bakın hem tarikatların önünü açtılar, hem imam hatipleri yaygınlaştırdı 12 Eylül darbecileri. Hem Fethullah Gülen'le anlaşma yaptılar. 1982 12 Eylül darbe anayasasını kabul ettirmek için. Hem de göstermelik yasaklar koydular. Evet. Bu onlardan bir tanesidir. Doğru. Bu onlardan bir tanesidir. Doğru. Ve biz hiçbir zaman onaylamadık. Ama şimdi bu ülkede 1 milyon çocuk, ha denilebilir ki aileleri gönderiyor. Kimse zorlanmıyor. Burada devlete önemli bir görev düşüyor. Türkiye'nin 1 milyon çocuk, bakın. Onlar bir süre sonra, bunların içinde öyle insanlar var ki bir süre sonra AKP ve AKP'lileri de yeterince dindar bulmayacaklar. Evet, tabii. Şimdi değerli izleyiciler, programı bir ben... Bir şeyle bitireyim hocam. Hayır, tarikatlar kapatılmalıdır. Siz kapatacaksınız. Evet, yasa dışı bir şey. Hayır, hayır, programı da buyurun, buyurun. Yok programı hocam. Da siz kapatacaksınız. Yok, laf bitsin diye. Tamam, buraya hayır. Dönmeyeceğim bir daha. Yok. Şimdi değerli izleyiciler, tam onu diyordum. Sayın Yanardağ şeyini tamamlamak için cümlesini söyledi. Bugün programı ben açtım. Bizim aramızdaki centilmen anlaşmasına göre o kapatacak. Dolayısıyla o kapatmadan önce ben küçük bir noktayı daha işaret etmek istiyorum. O da şu, şimdi bu şahsım devleti veya şahıs devletinin anayasal temelleri veya hukuki temelleri olmayan, bu Sami Selçuk'un eski Yargıtay Başkanı, Profesör Sami Selçuk'un ifadesidir. Sonuç vermeyen, doğmayan, 16 Nisan 2017 referandumu sonunda kabul edilen ucube anayasadır. Yani 16 Nisan 2017'de bir referandum yapıldı. Bu referandumun sonuçları yasalara aykırı kararlarla ilan edildi. Onun için Sayın Profesör Sami Selçuk diyor ki sonuç doğurmayan halk oylaması diyor. Hukuk açısından yok hükmündeki bir anayasa oylamasıdır. Hukuk temelleri oraya dayandırılıyor. İddia o. Ama ben size bir şey hatırlatmak istiyorum. Bu doğru tabii. Buna hiç itiraz yok. Yani şu anda bu ucube anayasayla bu eleştirdiğimiz şeyler tam kurumlaştı. Eskiden de vardı. Yavaş yavaş geldi ama kurumlaşması buna da bağlı. Yani o 16 Nisan 2017 referandumuna bağlı. Ama şahıs devletinin temelleri, dikkat edin, şahıs devletinin temelleri 1982 anayasasıyla atıldı. 1982 anayasası devleti devlet başkanına bağlayan ve devleti birey önünde, vatandaşları önünde daha ön plana çıkaran, bireyin haklarını, vatandaşlığı değil, vatandaş haklarını, vatandaşın inancını, vatandaşın varlığını, vatandaşın özgürlüğünü koruyan değil, vatandaşı belli biçimde yönlendirmeye, eğitmeye zorlayan bir devlet anlayışı üzerine kuruldu 1982 Anayasası. Ve şimdi tabii çok madde değiştiği için söyleyeceğim araştırmayı kim yapabilir, nasıl yapabilir bilmiyorum. Orijinal metne dönmek lazım. Bunu o bireyi ezen, bireyi bir karınca gibi görüp ezen ve devleti her şeyin önüne çıkaran anayasanın her yerine yökü soktular. Her yerde yok temsilcisi var. O şahıs devletinin uygulayıcılarından bir tanesi devlet aygıtındaki klasik şeylerse işte yargı, yürütme vesaire gibi
Öbürü de YÖK idi ve bir küçük hatırlatma, ben birebir yaşadığım için biliyorum. Efendim başörtülü girilir mi girilmez mi derken İhsan Doğramacı çıktı. Efendim başörtülü belki girilmez ama çağdaş bir biçimde böyle bağlanmış, türban biçiminde bağlanmış bir başörtüsüyle niçin girilmesin dedi. Türbanın adını koyan da o YÖK başkanı, o devlet yani üniversite hocalarını da karınca gibi gören, böyle şey gibi, kara fatma gibi gören ve ezen YÖK anayasasının mimarlarından ve YÖK'ün kurucularından Doğramacı'nın icadıdır. Evet hocam, aynen öyle. Şimdi değerli seyirciler, 1 milyon çocuğun tarikat yurtlarında olduğu, bu kadar cinsel taciz ve tecavüz vakalarının yaşandığı bir yerde tarikatların denetlenmediği açık. Yani denetime kapalı, kendi hiyerarşileri var, kendi maliyeleri var, kendi yapılanmaları var ve bunların hemen hemen tamamına yakını Cumhuriyet ve Cumhuriyet'in değerleriyle sorunları var. Tamamına yakınının. Cumhuriyet, Cumhuriyet'in değerleri ve Cumhuriyet düzeni ve sistemiyle ve demokrasiyle sorunları var. Dolayısıyla yapılacak iş şudur. Tabii bunların bir kısmı vakıf ve dernek biçiminde örgütlenmiş. Evet, evet. Yapılacak iş şudur. Oradan. Ve sivil toplum örgütü hiç değiller. Siyasal toplumun bir parçası bunlar. Sivil toplum örgütü hiç değiller. Dolayısıyla tarikatlar tıpkı Cumhuriyet devrimlerinin kanunlarında olduğu gibi yeniden tarikatlar yasaklanmadan ve denetim altına alınmadan bu sorunu çözmek mümkün değil. Evet, evet. Bu demokratik bir taleptir. İnsan aklının ve vicdanının özgürleşmesi ve insanların istedikleri gibi ibadet etmesi için. Şimdi bakın, öyle tarikat şefleri, liderleri var ki, tarikat şeyhleri, tek başına hiç kimse Kur'an okuyamaz diyor. Kur'an okuyamazsınız diyor. Kur'an ancak biz size okuruz. Biz size anlamını açıklarız. Manasını biz size anlatırız. Kur'an okunamaz diyor. Mesele burada Avrupa aydınlanmasını Latinceden İncil'i hangi ülkede İncil okunacaksa o ülkenin diline çevirmekle başladılar. Hiç kimsenin bilmediği, sadece kilise seçkinlerinin bildiği ve bazı akademisyenlerin bildiği Latince, Batı dillerinin temelini oluşturan bir dil. Latince, yani Roma'dan beri gelen bir kökeni var. Latinceden Almanca'ya, İngilizce'ye, Fransızca'ya, İtalyanca'ya çevrildikten sonra Rönesans tamamlandı ve işte Rönesans ve Reform dönemi yaşandı. Arkasından gelen aydınlanma ve sanayi devrimi bugünkü Batı uygarlığını yarattı. Her zaman söylerim. Bugünkü Batı uygarlığı esasında kilise taassubuna, kilise egemenliğine, kilise diktatörlüğüne karşı mücadeleyle tabii. oluşmuş, tabii. gelişmiş ve yerleşmiş bir uygarlık. Tabii Hristiyanlık değil, aydınlanma yatar. Şimdi klasik İslamcı bakış Batı deyince Hristiyanlık anlıyor. Batı deyince Hristiyanlık anlıyor. Hayır, onun içinde işçi sınıfı var, işçi sınıfının mücadelesi var, felsefe var, Marx var, Nietzsche var, Kant var, Hegel var, Heidegger var, diğerleri var. Rousseau var, Voltaire var, hepsi var. Bunların tamamıdır Batı uygarlığı. O bakımdan yeniden bir aydınlanmaya, Türkiye'de bir aydınlanma tılımına, yeniden bir halkçı, cumhuriyetçi, eşitlikçi ve demokratik atılıma ihtiyaç var. Ben de yazıda bunu anlatmaya çalıştım. Gayet açık, gayet açık. Unutmayın, başımıza ne geliyorsa bu mevcut ucube anayasanın getirdiği şahıs devleti veya şahsım devletinden geliyor. Temelleri de 12 Eylül'de atıldı 1982 anayasasıyla. Bunu da unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın efendim.